Böyle evrenin aslında başlangıcı oldukça homojen. Evet, baş işte. Başlangıçta oldukça homojenlik olmasa Aha. bu genişleme sürecinde kara deliklere dönüşürdü. Büyük ve ondan sonra yıldızların oluşma süreci de sekteye evrenin genişleme sürecinde. Çünkü belli alanda oluşan çekim güçleri bütün her şeyi kendi içinde toplardı ve o müthiş homojenlik Yutardı bizim her şeyi. varlığımızı mümkün kılan şey. Hı. Fakat diğer taraftan o homojen, müthiş homojenlik dediği bir şey %100 homojenlik olsaydı Hı. o zaman yine yıldızların oluşması mümkün olmazdı. Hı. Çünkü belli yerlerde çekimin artması diğer yıldızları, yıldız kümelerini oluşturması gerekiyordu. Mutlak homojenliğin olduğu bir yerde ise bütün madde simetrik bir şekilde bütün uzayda genişlerdi. Dağılır. %100 bir homojenlik düşünseydik. O tarz bir süreçte de yine yıldızların oluşması mümkün olmazdı. Yıldızlar oluşamayınca da biz burada işte Ayşe Olmaz. Özgün'le bu güzel Olmaz. programı yapamıyor olurduk. Olmazdık. Doğru söylüyorsunuz. Yani bütün bunların hepsi aslında çok ince, hikmetli bir şekilde Aha. ayarlanmış. İşte Aha. mesela çekim gücünün bir şiddeti var. Hı. O çekim gücünün şiddetinde 10 üzeri %1'lik bir değişiklik yapsanız ki o anormal bir rakam. Trilyon Aha. çarpı trilyon çarpı trilyon Aha. çarpı trilyon çarpı trilyon çarpı birden de küçük bir Aha, rakam. aha. Bugün burada yine bu programı yapmamız mümkün olmuyor. Evet. Ve bizim burada olmamız, Hı. insanlığın, canlıların burada olması sadece bir tane parametre değil. Yüzlerce parametrenin arka arkaya gelmesiyle oluyor. Ve Hı. bunlardan herhangi bir tanesini buradan eksitseniz, mesela elektromanyetik kuvvetin şiddetini Bir milim. değiştirseniz, Hı. yani kendisinde dikkat edin elektromanyetik kuvveti devreden atsak demiyorum. Birazcık. Onun şiddetinde bir değişiklik yapsak, yani var olan şeylerin ayarlarında bir değişiklik yapsak bile canlılığın sonra var olması mümkün olmuyor. Karbon atomunun oksijen atomuna enerji seviyesini bir değiştirin. Yıldızların içinde bu atomların oluşması mümkün olmuyor. Çok Vücudumuzda karbon bileşikleri var. Sistem çöküyor. ağla Oksijen. ağla çok güzel Ve bunlara cesaretin baktığımızda karşısında yani evet. modern bilimin aslında bize verdiği verileri baktığımızda yine içimizde müthiş bir hayranlık, muhteşem bir onun yaratıcısına karşı hayranlık, şükran hissi Biat. içimizde belirmelidir. Hı. Eğer ki kişiler bunu hissedemiyorsa, Hı. bir de bunlar işte bu neden hiçbir şey yerine bir şeyler var? Neden bu evren oldu? Sorularıyla beraber Hı. bunları düşünmesini tavsiye ediyor. Çünkü birçok kimse evrendeki oluşumlara bakarken Hı. bunların amacı ne Hı gibi hı. soruları sormak yerine sadece kuru bir bilgi öğrenmek maksadıyla bakıyorlar. Aa, evrenin işleyiş mekanizmasını öğreneyim, Hı tamam hı da hı. niye bu mekanizmada bu sanat, bu incelik konmuş? Hı. Yani bir resme baktığımızda nasıl onun sanatçısı bunu yapan kim? Bize bu resimle ne mesaj vermek istedi diye düşünüyorsak Hı bu evrenle ilgili o sorularla da birleştirip bunu sormamız hı. gerektiğini Hı özellikle vurgulamak hı. istiyorum. Çünkü günümüzdeki eğitim sistemlerinde, Hı. okullarda verilen Hı eğitimde hı. veya diğer birçok yerde bu sorular yeterince sorulmuyor. Hı. Yani bunun bize bir mekanik tablo sunuluyor ki o mekanik tablo dediğin gibi çok önemli. Hı. Çünkü biz o mekanik tabloyu anlayarak sanatın ihtişamını anlıyoruz. Hı. Fakat eksik olan kısım şu. Buradan o felsefi analizler yapılmaya çalışılmıyor. Bunların amacı ne? Bu evrenin bu şekilde Hı. yatılması, bu incelikler nasıl ortaya çıktı? Bu hassas ayarları evrenin biz nasıl değerlendirmeliyiz? Hı. Modern bilimin verileri bize evrenin kökenini gösteriyor. Hı. Bu nedir? Niye bu? Evrenin başlangıcı varsa bizi hangi sonuca götürecek? Hı. Bir yaratıcısı olduğunu biz buradan bunlardan nasıl anlayabiliriz? Veya anlayabiliyor muyuz, anlayamıyor muyuz? Hı. Bu sorularla beraber evren üzerine düşünmemiz lazım. Yani bu sorular eksik olunca şeye benziyor. Bize bir çay içiyoruz. Çay içtiğimizde işte çayın nasıl ısıtıcının ısıttığını, işte içindeki moleküllerin hareketinden dolayı çayın ısındığını gibi mekanik bir süreçlere yoğunlaşıp çayı sadece onun üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Fakat çayın, Kapasitemiz bu kadar hayır verilmiş ama ama. şunu diyeyim. O fiziksel süreç de önemli. Hani çayın nasıl ısındığını buraya Hı geldiğini hı anlamamız hı için. hı hı. Fakat biz insanlarsa çay içeriz, çayı severiz. Çayın yapılma nedenlerinden biri bir sohbet içeceği olmasıdır ve canımız çay çektiği için bir de böyle bir gayesel açıklama var. İnsan zihniyle ilgili bir yönü var. Hı. Mekanik kısmını anlamamız diğerine aykırı değil. Yani Tabii. oradaki o gayesel kısım Komplimenter onlar bizim tabii. Hı.
onunla ilgili isteğimiz, biz istediğimiz için çayı birinin kaynatıp bize getirdiğini, muhabbet ederken çayın içilmesinin mesela bir kültürün bir parçası olduğu tipi izahlar, o mekanik fiziksel süreçte beraber anlaşıldığında biz çayla ilgili tam bir tabloya sahip olabiliriz. Bu evrenle de ilgili öyle. Onun mekanik işleyişi kadar onun yaratıcısının zihnindeki gayelerin ne olduğu ile ilgili şeyi anlamamız veya anlamaya çalışmamız da onun kudretini anlamaya çalışmamız ve ona hayranlık duymamız, bunun karşısında kendi acizliğimizi hissedip ona yönelmemiz. Bütün bunlar da bu evren tablosu üzerine düşündüğümüz zaman çıkarmamız gerekli neticeler. Yoksa geri kalanı çok kuru kalır sadece mekanik sürecimiz. Vallahi bu